Kanalıma hoş geldiniz. Gelirlerim ihtiyaç sahibi insanlara gidiyor. Beğeni ve yorumlarınızla desteklerinizi bekliyorum. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Zil butonunu aktif ederseniz de bir sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Evet, koştur koştur çocukları okula bıraktım, hemen geldim. Neden? Bugün benim akşam yemeğine özel bir misafirim var. Eğer isterse de onunla birlikte küçük böyle bir 3-5 dakikalık videoda eklerim. İstemezse ekleyemeyeceğim. Kusura bakmayın. Ama yapacağım hazırlıkları sizle birlikte yapabilirim. Evet, başlayalım yavaş yavaş. Ne yapacağım? Tavuk sote yapmayı düşünüyorum. Çünkü tavuk sulu pilavı çok seviyormuş. Tavuk suyuyla pilav yapacağım. O yüzden yanına da bir tavuk sote yapayım diyorum. Başka böyle anne eli değmiş gibi yemekler. Böyle hani aslında annesini hatırlatan yemekler yapmak istiyorum. Özellikle annesine sordum neyi seviyor diye. Tavuk sulu pilavı çok seviyormuş. O yüzden ama diğer yemeklerde fazla ayrım yapmıyormuş. Çok konuşmayın. İşime geçelim. Arada bir de kendimle konuşuyorum. Hadi konuşma, geç artık, yap artık, bitir artık. Öyle. Ya yemek olunca aslında benim şeyim yok. Bunun şapkası da ama. Şimdi oldu. Başlayalım mı? Önlüğü bağlayalım mı ondan sonra? Sanki takınca kafayı taktık. Sanki arkaya bağlamış gibi. Hadi bakalım. Ne yapıyoruz? Ben zaten soğanımı hazırladım. Salçayı da koydum. Şöyle. Salçamı koydum tencereye. İçine biraz zeytinyağımdan dökeyim. Çok fazla yağ dökmeyeceğim. Çünkü tavuk şu kadar bir şey dökeceğim. Tavuk yemeği olduğu için, tavuk sote olduğu için soğanlarımı da şöyle çıt doğrayacağım hemen. Soğanları da içine doğrayacağım. Önce salçamı bir kavurmaya atayım ben. O kavrulurken de soğanımı doğrayayım. Böyle iş bilmeyen karılar gibi yapmayak yani. Atayım gelip. Ha, soğanları da soyayım. Salçayla yağ orada kavrulurken soğanlarınızı soyun böyle. Tavuk göğüslerini aldığınız zaman buzluğa atın. Şöyle bir donsun. Doğramak kolay oluyor buzluktan çıkardığınız zaman. Çünkü tavuk göğsünü doğrarken benim biraz böyle hoş, ben yani 1 kilo 2 kilo doğramıyorum ki. Bir doğrayınca 4-5 kilo, bazen 6 kilo 8 kilo doğradığım oluyor. Çünkü menüleri yapıyorum ya ben. Evet, soğanları soyduk mu? Soyduk. İyi, fazla acı değil herhalde. Soyarken gözüm çok etkilenmedi. Bir doğrayalım. Bizde bir heyecan bir heyecan. Hala İnci'nin babyleri bekliyoruz. Babyler gelecek. Salça yavaş yavaş tıkırdamaya başladı. Soğanları da hemen içine sallayayım. Soğanları da içine salladıktan sonra bir karıştırıp geliyorum. Tavuk göğsünü buzluğa atın. Doğramanız kolay olur diye diyorum. Hani yoksa gerçekten zor oluyor doğraması. Üstü derili alıyorsanız eğer ki tavuk göğüslerini, ben üstündeki deriyi aldırmıyorum. Üstündeki deriyi de kullanmıyorum. Doğramıyorum aslında. Ama tüm biçimde atıyorum. Çok fazla yağ koymuyorum. Bu tavuğun yağsıyla hani şey, derinin yağsıyla daha lezzetli oluyor aslında. O yüzden derili alıyorum ben. Alırken tavuk göğsünü. Ama derisini yemiyor bizimkiler tabii. Kızarmış tavuk da derisini yerler. Ve böyle olunca derisini yemiyorlar. Aslında tavuğun en lezzetli yeri derisi ve gerisi derler ya. İşte tavuk cılık olunca doğrayamıyorsunuz. Benimki daha donmamış. O yüzden böyle biraz
Hatta soğanlarınız kavrulurken, işte salça kavrulurken, salçayı kavurduktan sonra soğan atıyoruz. Soğanlar kavrulurken şu derileri şöyle çıkartın. Soğanlarla birlikte atın. Lezzetli oluyor, lezzetli. Gerçekten lezzetli oluyor. Çok pis deri izlerim. Evet. Ben bunları atayım. Bunlar da kavrulsun içinde. O derinin yağısı da güzel güzel çıkıyor. Hiç değilse. İnşallah misafirimiz beğenir benim yaptığım yemekleri. Uzun zamandır annesinden ayrı. O yüzden anne eldeymiş gibi böyle bir aile ortamında sıcak birlikte yemek yemek istedim onunla ben. Sonuçta annesi de benim artık kız kardeşim sayılır. Çok seviyorum kendisini, sağ olsun. Onun evladı benim evladım. Tavukları da kare kare kestik ve tenceremizin içine attık. Onlar da kavrulmaya devam ederken ne yapıyoruz? Kapsiklı biber ya da normal biber ya da sivri biber neyiniz varsa artık evde. 2 biber, 2 domates, biberi de hazırlayın. Tavuklar biraz şöyle yumuşadığı zaman 2 biber doğrayın hemen üstüne. Biberler hafif yumuşadığı zaman 2 domates de üstüne. Çok azıcık sıcak su. Güzel bir tavuk sote oluyor. İnşallah tavuk soteyi de o şekilde hazırlayacağım. Bitecek. Tavuk suyuyla bir de pilav yapacağım. Başka şöyle az bir şeyde bir et kavurayım. Hani tavuk sevmeyen et yesin, et sevmeyen tavuk yesin falan. Haşlanmış sebze de yapabilirim. Bilmiyorum. Devam ediyorum. Evet. Anne eli değmiş. Kalbura bastılarımız. Anne eli değmiş. Limonatamız süzülüyor. Limonatayı da güzel yaparım. Bu da limonata süzme poşetim. Eskiden tarhana çorbası için poşetimdi. Tarhana poşetimdi. Şimdi limonata süzüyorum bununla. Çok da güzel oluyor. Limonatam var ya benim. Şahane yaparım ya. Bu konuda mütevazı olmayacağım. Evet. Bu süzülsün. Bunun şerbeti tamam ve artı bir tatlım daha pişiyor. Onun da şerbetini hazırladım. Onu da dökeceğim. Kekim de pişiyor. Pişsin üstüne bir pudra şekeri serpeleyeceğim. Anne eli değmiş. Anne keki yaptım. Bugün hep anne eli değmişlerden gidiyoruz. Anne eli değmiş. Mücver kızartmaya da başlayacağım. Etim de kavruluyor. Karabiber toz. Biraz da kekik. Artı mercimek çorbamı da yaptım. Margarini koydum. Kaynatacağım. Evet. Devam ediyorum ben. Misafirime hazırlıklara devam ediyorum. Biraz sonra pilavımı koyacağım. Saat yaklaştı. Pilavımı da koyayım. Hazırlıklar tamamdır. Şu an Mert'i bekliyoruz. Evet. İnci Sultan da yatıyor. İnci Sultan rahat mısın? Ha? Rahat mısın? Hı, Eşan ablası rahat mı? Rahat rahat yatsın. Kuzum benim hadi bakalım. İnci Sultan'ın oyuncakları sepete koyuldu. Battaniyeler zaten temiz yıkandı, ütülendi. Hazır bekliyor. Aşağıdaki kutuda da ne vardı onda kıyafetleri var değil mi? Montları kıyafetleri. İnci Sultan! Ya kızım? Tipsiz. Evet hazırlığımız da bitti. Masamızı Eşan Sultan hazırladı. Eşan Sultan. Gel gel kaçma. Gel kaçma Eşan gel. Anne eli değmiş bir limonata yaptım. Anne eli değmiş kek. Anne eli değmiş. Kalbura bastı ve tatlı. Tatlıyı çok kızarttım. Bizimkiler böyle seviyor.
kıtır kıtır hafif yanık biçimde. Evet, bunlar da böyle. Şu sonra keke bıçakla maşa ve asıl olay. Işıkları bir yakar mısın Eşo? Kuzu. Ha, ikisini de yak. Thank you. Thank you. Et sulu pilav. Et sulu değil ya. Tavuk eti sulu yani. Yine et suyu oluyor. Tavuk eti sonuçta et yani, değil mi? Yani tavuk sulu pilav. Mercimek çorbası. Tavuk sote. Artı bir de et kavurma. Evet, menümüz de tamam. Çorbanın altında yaktım. Hadi bakalım. Misafirimizi bekliyoruz. Can Sultan da salata yaptı. İşte mücver koydu. Tavuk ciğerimiz var. Turşularımız, yoğurdumuz. İşte yani Allah ne verdiyse. Yağmur çamur dışarısı da. Böyle zaten Avustralya'nın yağmuru çamuru hiç bitmiyor. Evet, beklenen misafirimiz de geldi. Misafirimizle tanışın. Yemeğimizi yiyoruz. Bize afiyet olsun. Buyur, gel beraberiz. Geliyorum. Sana küçük bir salata yaradık yani. Evet. Onu göstereceğim demişti Oğulcan. Benim tabağım. Gözüm doysun diye çok koydum. Benimkiyle aynı, ne fark var ki? Aynı tabii tabak. Canım, aynı şeyler. Vallahi aynı tabak. Evet, aynı. Bak. Her şey var. Aynı tabak, doğru. Çok gıcıksın ya. Evet, kapanışı İnci Sultan'la yapayım. Yemeğe geçeyim. Siz de beğenileri ve yorumları atmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum videomu seyrettiğiniz için. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.